Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü video konumuz arkadaşlar peteklerin havası nasıl alınır? Bununla ilgili YouTube'da bir sürü video var. Bazı detayları var arkadaşlar. Yani sadece hava almayla, peteğin havasını almayla ısı sorunu çözülmüyor. Şimdi basitçe hava alma şeyini gösterelim. Gel abi böyle yaklaş. Bakın şuradaki, şurayı göster önce. Şuradaki delik, şu üstü göster şimdi. Şu üstteki vidayı açtığımız zaman, gevşettiğimiz zaman eğer hava varsa zaten hava gelecektir. Ama siz orayı açtınız, su geliyorsa bilin ki peteğinizde hava yoktur anlamındadır. Yani ısınmıyorsa başka çözümlerine bakacağız. Ama biz şimdi önce hava var mı bir kontrol edelim. Gel abi böyle. Şöyle düz torne vida varsa şu şekilde düz torne vida ile de yapabilirsiniz. Düz torne vida yoksa ki muhtemelen her evde vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de normalde şu şekilde şöyle göster abi detaylı. Şu şekilde bu petek hava alma aparatı arkadaşlar. Bunun ismini eğer unutmazsam açıklamalar kısmına yazarım. Bu şekilde şöyle oturuyor zaten. Bunu sol tarafa doğru açtığınız zaman şu şekilde. Bununla da alabilirsiniz. Eğer yoksa düz tornavida varsa. Ama bazılarının dediğim gibi şu üst kısmında düz tornavida yeri yok. Eğer düz tornavida yeri varsa şu şekilde düz tornavidayla bakın şu anda açıyorum. Bakın şu anda bu petekte hava var. Ne zamana kadar peki biz bunu açık tutuyoruz? Hava bitip su gelene kadar. Bakın şimdi havasını alıyorum. Şu anda hava kesildi. Kapatıyorum. Şu havası bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Gel abi böyle. Şimdi arkadaşlar kombi. Gel abi böyle. Bu şekilde. Ver abi bana. Bakın arkadaşlar şimdi kombinin biz havası şeyin peteğin havasını aldık ya. Bakın kombinin barı düştü. Şöyle net göstereyim. Bakın sıfırlandı. Şimdi biz buna tekrar hava aldıracağız. Tut abi. Havasını al şey su aldıralım tekrar. Suyu nereye kadar aldıracağız arkadaşlar? 1 ile 2 arası. Yani 1,5 bar. 2 bara yakın. Mesafede suyu aldırıyoruz kombimize. Suyu aldırdıktan sonra şimdi arkadaşlar uyanıklar var ya işte takıyorlar havayı bu şekilde alıyorsunuz peteğin havasına işte su geliyor bilmem ne geliyor. Bu detayı niye anlatmıyorsun? Yani bedavadan iş yapıyorsun değil mi? Bedavadan video çekiyorsun. Şimdi hava şeyini aldırdık yani su niye eksiltti kombi? Arkadaşlar petekteki havayı kombi su olarak algılıyor. Bakın şimdi devam edelim gel abi beni takip et. Terliklerini giy abi şöyle. Gel. Şimdi az önce havayı açtık. Hava kesilmişti. Şimdi bakalım kombiye su aldırdık. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar açalım. Şu şekilde. Tabi bu arada peteğimizi de kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde vanalarını kontrol ediyoruz. Sol tarafa doğru vanaların açık olduğundan emin oluyoruz. Havasını aldığımız petek için konuşuyorum. Bu havlu fan. Mantık aynı. Onu da göstereceğim. Bakın. Su geldi bitti. Şimdi hava alma işlemi tamamlandı. Niye? Hava bitti. Videoda izlediniz. Su geldi. Su geldikten sonra hava bitti anlamındadır.
Bu havlupan için konuşuyor. Kullanmayacak mısın? Kapat abi sağ tarafa doğru varasını çevir. Şu şekilde. De ki ben banyoyu kullanmıyorum. Kapatırsın. Havasını aldık. Bu havlupan için. Şimdi normal petek için. Gel abi tekrar. Tabii havayı aldıktan sonra ve arkadaşlar peteğin havasını aldık. Kombinin suyunu kontrol ediyoruz. En son hava alma işlemi bittikten sonra. Çünkü siz kombinin peteğin havasını aldıktan sonra kombideki su eksilecek. Kontrol edersiniz. Hava alma işlemi bitti. Bütün peteklerde hani yaptınız bu işlemi. Çoğu videolarda bunu söylemiyorlar. Bu ekstra bir detay değil arkadaşlar. Şimdi sen havayı aldın. Kombinin suyu eksildi. Kombin sana uyarı verecek. Diyecek ki bak benim suyum bitti. Benim suyumu tamamla diyecek. Bu bir detaydır arkadaşlar. Zaten istesen de kombin uyarı verdiği için kendini korumaya alacak, çalışmayacak. Suyunu tamamladıktan sonra zaten kombi kendine gelecek, çalışma işlemine devam edecek. Şimdi gel abi burayı göster. Bu da normal petek arkadaşlar. Göster abi aynı şekilde şurayı. Tamam. Şimdi burada da aynı işlemi yapıyorsun. Düz tonevide giriyorsa düz tonevide, girmiyorsa petek hava alma aparatı var arkadaşlar anahtarı. Bakın su geldi. Bunda su geldikten sonra bu petekte hava yok. Yani petek diyor ki bende hava yok kardeşim diyor. Sen diğer yerlere bak diyor. Nereye bak diyor. Bir, ben pis miyim değil miyim? Yani peteğin içinde pislik var mı yok mu? Bir. İkincisi, ver abi tekrar göstereyim şurayı. Kombinin altında arkadaşlar bakın şurası. Şurası. Şu. Burası biraz daha ince. Burası daha kalın. Tamam mı? Burası şununla alakalı. Tut abi. Kombi sıcak suyu gönderiyor peteklere. O az önce gösterdiğim vana, onun içinde filtre var arkadaşlar. O filtre eğer petekleriniz pisse o filtre zamanla tıkanıyor. Tıkandıktan sonra da kombi verimli çalışmıyor. Yani verimli ısıtmıyor. Filtreyi temizle diyor. Filtrenin temizleme şeyinde videosunu da çekeriz. Hani bu videoyu YouTube'da biraz araştırdık. Yani bilen de çekiyor, bilmeyen de. Kombi hava alma şeyi bu şekilde. Yani çoğu da dediğim gibi yani hava aldıktan sonra kombiye su alma olayını zaten söylemiyor. Onun dışında bundan sonraki çekeceğimiz videoda şu olsun. Gel abi böyle. Arkadaşlar bakın şu peteğin içini göstereceğim size. Şu şekilde. Şöyle açalım. Şöyle. Göster abi içini. Görünüyor mu net? Dur şurayı göster abi bak. Şurayı gördün mü? Tut abi. Bundan sonraki videolarımızda bu şekilde bu petek hani nasıl sökülür de dış kısmı, iç kısmı zaten makineyle temizleniyor ya da bazı ustalar kombini kendi kendisiyle temizliyor. Yani kombinin kendisini nasıl diyeyim size, makine olarak kullanılıyor. O şekilde temizlik olmuyor arkadaşlar. Zaten YouTube'dan araştırırsınız. Herkes kombici olmuş. Herkes petek temizlemeci şeyi olmuş. Bir sonraki videoda da onu da gösteririz. Ama bu video önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu öne alıyoruz. Bu videoyu hazırlıyoruz. Dediğim gibi peteklerin havasını aldıktan sonra muhakkak kombinin suyunu kontrol edin. %99 değil, %100 hava çıktıktan sonra eğer hava varsa petekte kombinin suyu eksilecek. O suyu tamamladıktan sonra o da nedir? 1 ile 2 arası zaten çoğu kombide vardır. Bar göstergesinde yeşil. Yeşilden sonra kırmızı şey başlar, işaret başlar. Yani yeşili ortalayacağız. Oraya ortalayacak şekilde su aldırın kombiye. O şekilde kombinizi çalıştırabilirsiniz. Hava alma işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hava aldıktan sonra ısınmıyorsanız dediğim gibi diğer yerleri kontrol yapabilirsiniz. En son çare bir uzman arkadaştan yardım alırsınız. Peteğiniz temizlenecekse temizlenir. Artık ne işlem gerekiyorsa. Yani hava aldım. Ben havasını aldım. Benim peteklerim ısınacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Diğer videoları da izlerken aynı şekilde o mantıkla izleyin. Hava alma işlemi bu kadar basit yani. Gördüğünüz gibi. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu tarzda videoları hazırlamaya devam edeceğiz. Siz de bizlere destek olun. Kanala abone olup işte beğeni yaparak varsa aklınızda
Örnek veriyorum. İşte şununla ilgili de video hazırlayabilir misiniz gibi görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Zaten bütün yorumları elimizden geldiğince cevaplıyoruz. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.